Hepsi genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan. Şu anda ilçemizde il başkanımız Ali Engin. Yönetim kurulu şu anda ilçemizde. Hepsini biliyoruz, bileceğiz yakındı. Görüşmüşler memleketin bağlıyor. Seçimlerde İzmir'in 28 ilçesinde belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Tire Belediye Başkanımız Tayfur Çiğ'in Demokrat Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmasıyla İzmir'deki Cumhuriyet Halk Parti sayısı 29'a çıkmıştır. Bu katılımından dolayı Sayın Tayfur Çiğ ve belediye meclislerine ve arkadaşlarıma, kendim ve partim adına teşekkür ederim. Partimize katılmanız bize güç vermiştir Sayın Başkanım. Partimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi varsa herkes için vardır. Büyük Ozan, Nazım Hikmet dediği gibi, yaşamak bir ağaç gibi tek öğür ve bir orman gibi kardeşçesine. Biz kardeşçe hep birlikte elle tutuşarak yaşamak istiyoruz. Benimle aynı pozisyonda 5 arkadaşım daha var. Onların mikrofonda konuşma şansı olmadığı için ben de fazla reklamlara girmek istemiyorum. Sosyal demokrat kimliğimi hiçbir zaman kaybetmedim. Ben evet farklı partilerden belediye başkanı seçildim. Anavatan Partisi'nden belediye başkanı gösterildiğimde bizi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda genel başkana takdim ederlerken kendinizi bir iki cümleyle özetleyin demişlerdi. Benim birinci cümlem, efendim ben sosyal demokrat kimlikli, Atatürkçü, çağdaş, layık bir insanım. Beni bu kimliğimle çağırdınız değil mi diye kendilerine sordum. Evet, rüzgarlar bizi Anavatan Partisi şerefle orada 5 yıl hizmet verdik. Daha sonra biliyorsunuz 1100 oyla ikinci seçimde gene Anavatan Partisi ahde vefa dedik. Bakanımız geldi karşımıza, aday oldu. Beraber kaybettik. AK Parti'den genç bir arkadaşımıza nasipmiş. O belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra CHP'ye geldik hep beraber, meclis üyelerimize beraber. 2007 seçimlerinde 2,5 sene önce birlikte çalıştık. CHP'nin oyları %64 arttı. Sayın Mustafa Güngör kardeşim de o zaman ilçe başkanıydı. Birlikte çalıştık Dağtaş. Ama olmadı. Gene nasip değilmiş. CHP'den gene Halil Bey aday oldu. Bize de Demokrat Partili kardeşlerinden teklif geldi. Başkan bizim adayımız olur musunuz? Biraz ümitsizdi. Ama inandık. Halkımıza inandık. Ve sandıktan çıktık. Şerefle bu partilerde hizmet verdik. Bize oy veren, partiler farklı olmasına rağmen bizi göreve getiren hemşerilerime buradan bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.
1950 yılından beri Tire'de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmadı. Merhum amcam Ali Çiçek 1973 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ki 14 sene ilçe başkanıydı, aday oldu. Maalesef çok az bir farkla o gün seçimi kaybetmişti. Ama sizlere buradan söz veriyorum. Şimdi kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi'ne arkadaşlarımla beraber geldim. Ama görev verilirse, çünkü 6 arkadaşım, 5 arkadaşımla beraber burada aday adayız. Görev verilirse bu seçimi de söz veriyorum size. Seçimle alacağız arkadaşlar. Şimdi tabii iş zamanı, çalışmak zamanı. Tabii ara sıra da aklımdan geçmiyor. Ya bu CHP'nin ne kadar çok düşmanı varmış. Yani gelen giden müfettiş sayısı valla yani 3, 4, 5 haftada arttı. Gelen yazılar arttı. Cezalar arttı. Yani protokoller, zorlama protokoller arttı. Demek ki CHP ciddi bir yerlere yürüyor. Birilerini ürkütüyor, rahatsız ediyor. Çok sevgili milletvekilimiz Aytun Bey'le geçmişte de aynı yerlerde olduk. Şimdi ilçe binasında dedi ki başkan yollarımız yine kesişti ama doğru zamanda doğru yerde demiştim. Evet, doğru zamanda doğru yerde hep yürekiz. Bir yürekiz arkadaşlar, sonuna kadar CHP'de birlikte hizmet edeceğiz, çalışacağız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şunun bilinmesi lazım. Daha önce Doğru Yoldan, ANAP'tan, hatta bugün MHP'ye oy veriyor olabilirler. Her yurttaşımızın rahatlıkla oy vereceği, ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün teminatı Cumhuriyet Halk Partisi değerli arkadaşlar. 9 Eylül 1923 Cumhuriyet Halk Partisi'nin Koca Çınar'ın kurulduğu gün. 9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün. Aslında sadece İzmir'in değil, Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulduğu gün. Anadolu topraklarının işgalden kurtulduğu ve mazlum halkların emperyalizme en büyük şamarı attığı gün.